Hastanın hikayesi nedir? Cemal Kalaycı. Emniyet kemerini bağlamadığı için kaza anında arka koltuktan ön cama doğru fırlamış. Toraks bölgesinde ekümozlar mevcut. Solunum seslerindeki azalma diyafram lüktürüne bağlı olabilir. Ayrıca kafa derisinde geniş cilt defekti mevcut. Cemal. Tülay Hanım. O benim kocam. Kocasını görmek istedi hocam. Engel olamadım. Durumu nasıl? Lütfen çıkalım. Söz veriyorum. Bir gelişme olursa ben size haber vereceğim. Hayır, gidemem. Şimdi sizi tomografiye götürmem gerekiyor ama. Cemal. Eşinizi görmeye yine geleceğiz. Ama şimdi gidelim lütfen. Batın distandüve yaygın hassasiyeti var. Karın içi serbest sıvı olabilir. Kafatasında da ciddi bir travma mevcut. İntraserebral bir patoloji olabilir. Çift taraflı solunum sesleri azalmış. Ayrıca periferik nabızlar da zayıf. Hemen ameliyathaneye ara, hazır olsunlar. Biz de hastayı tomografi odasına alıyoruz. Haldun Bey'e de haber ver. Ben de ameliyata girebilir miyim? Bence sorun yok. Metin! Şebnem Hanım, sakin olun. Metin, beni duyuyor musun? Buraya giremezsiniz. Lütfen izin verin de işimizi yapalım. Ama çok dikkat edin. Son zamanlarda çok yoğun stres altındaydı. Merak etmeyin, gereken her şey yapılıyor. Lütfen ona iyi bakın. Kocanız yan odada. Sizi oraya götüreyim. Hayatım, buradayım. Metin! Lütfen. Buradayım canım. Kocası bu adam değil mi? Hayır. Metin! Kocam! Hastamız bu bayanın kocası. Metin! Lütfen benimle gelin Zeynep Hanım. Kocama ne oldu böyle? İyileşecek mi? Elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen Zeynep Hanım. Metin!